Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayında Elazığ Nabzı programı ile sizlerle beraberiz. Bugün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Elazığ İl Temsilcisi Sacit Bütün bizim canlı yayın konuğumuz olacak. Burada öğretmenlerimizin, özel sektörde çalışan öğretmenlerimizin birçok sıkıntısına, derdine, sorunlarına kulak vereceğiz. Öğretmenlerin alt limit maaşı, bunlar gibi birçok konuyu konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun sizler. Teşekkür ederiz hocam. İlk önce isterseniz Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın kuruluş amacı ve bu süreci biraz bize tanıtın. Misyonu nedir? Hedefleri nelerdir özel tabii sektörün? Ki, tabii ki. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan bir süreç. 1 yıla yakın bir zaman içerisinde resmiyet kazandık. Tüzük çalışmalarımız tamamlandı. Üyelerimizi e-devlet sistemi üzerinden almaktayız. Sendikamızın üye sayısı Cumhurbaşkanlığı sitesinden takip edilmektedir. Temel çalışma sahamız kurslar, dershaneler, özel okullar, rehabilitasyon merkezleri olarak bir çalışma sahamız vardır. Evet. Genel merkezimiz İstanbul'dadır. 62 ilde faaliyet göstermekteyiz. Henüz daha yeni kurulan bir sendikayız. Fakat çok yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Görüştüğümüz özel veya tüzel tüm durumlarla ilgili en çok sizin ihtiyacınız olan, en çok sizin hak arayışı içerisinde olmanız gereken bir sektör. Bu sahikle kurulmuş bir sendikayız ve çalışmalarımızı hızlı ve aktif bir şekilde sürdürmekteyiz. Peki hocam, sizin de söylediğiniz gibi en çok derdi olan, en çok belki buna ihtiyacı olan sendikasınız. Peki neden bu kadar geç oldu sendikanın kuruluşu? Geç kurulması gerçekten bir handikap. Bizim özelimizde bir bu iş için girişinde bulunacak, birkaç adım öne çıkacak insanların bir araya gelememesi. Öğretmenlerimizin çeşitli şekillerde bir çekince kültürü vardır. Yapsak etsek de bir şey olmaz, düzen değişmez gibi. Öğretmen arkadaşlarımızdan yaklaşık 12 kişilik bir arkadaş grubu ile başlayan, sendikanın yönetim kurulunu oluşturan, hepsi öğretmen olan, çeşitli özel sektördeki kurumlarda çalışan kişilerdir. Bunlar birkaç adım öne çıktıktan sonra bu sendika kuruldu. Ben buradan şunu da söyleyeyim, keşke şimdiye kadar bir tane değildi, birden fazla sendikamız olsaydı, hepsi farklı türden, farklı kollardan, farklı şekillerden öğretmenlerin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin haklarını, hukuklarını yasal çerçeve içerisinde dillendirip hak arayışı içerisinde olsalardı. O bizim bir eksikliğimiz olsun ama bundan sonraki süreçte ben daha da artacağına inanıyorum sendika sayısının. İnşallah. Elazığ'daki çalışmalar peki nasıldır, ne durumdadır? Evet, biz yaklaşık 4 ay önce sendikayla tanıştık. Evet. Çalışmalara başladık. Yaklaşık 2 aylık bir tanıtım, kurumlarımızı, milli eğitim, mahalli, kamu sendikaları, öğretmenlerimiz, özel öğretim kurumlarındaki paydaşlarımızla görüştük, kendimizi tanıttık, anlattık, taleplerimizi ilettik. 4 aylık bir çalışma sürecinde bir kabul görmüş durumdayız. Fakat çeşitli şekillerde tabii alışkanlıklar, korkular, tedirginlikler var. Biraz yaklaşan, biraz uzaklaşan bir şekilde ilerliyor. Ama sendikanın özünde, temelinde istediği talepler herkes tarafından makul karşılanan, gerçekten inanılarak yola çıkılmış bir yapıdadır. Bu açıdan Elazığ'daki çalışmaları 4 ayda aktif bir şekilde yürütüyoruz. Aktif bir şekilde bütün eğitim paydaşlarımızı, artık öyle söyleyeyim, bütün eğitim paydaşlarımız da bizim de var olduğumuzu biliyorlar. Evet. Taleplerimizi iletiyoruz. Başta valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere gerekli görüşmeleri yaptık. Sorunlarımızı, taleplerimizi ilettik. Açıkça söyleyeyim, hem valilik tarafından hem Milli Eğitim tarafından bir irade oluşmuş durumdadır. Bu sorunları, talepleri zaman süreci içerisinde çözümler üretmeye çalışacağız hep birlikte. İnşallah hocam. Özel sektörde dediğiniz gibi bir çekingenlik var. Sonuç olarak sözleşmeli çalışanlarsınız. Önümüzdeki sözleşmede belki yenilemez korkusuyla birçok kişi size katılmayacak. Sendikanıza üye olmayacak. Peki siz bu algıyı yıkmak için neler yapacaksınız? Şimdi bu algının yıkılması için insanların bir hak talebini temel zemin olarak kabul edip burada bir dik duruşta talep etmesi gerekti. Bu çalıştığı kurumlardan yasal, hukuk çerçevesinde olmak üzere
bu taleplerin ne olduğunu net bir şekilde çalıştığı kurumlara, patronlar kulübüne, çalıştığı şirketlere iletmek zorunda. Bunların alınmadığı takdirde yasal çerçevede hakları neyse sonuna kadar savunmak zorundadır. Ama burada öğretmen kitlemizde çeşitli şekillerle bir çekince oluşmuş durumdadır. Bunu yıkmak, bu ön yargıyı yıkmak kolay olmuyor. Bu bir süreçtir. Olgunlaştıkça, sahada göründükçe, farklılaştıkça, seslendikçe, dillendikçe çok daha farklı mecralardan, çok daha farklı kişiler tarafından bir adım öne çıkılarak bu sektörde yaşanılan sorunları çok aktif bir şekilde haksızlığa karşı durarak istemeyi öğreneceğiz. Bunu talep edeceğiz. Bunun için yol yürümeyi göze alacağız. Ve emin olun ki öğretmen, bizim sektörde öğretmen kendi gücünün farkında değil. Biz bu işin en temel öznesi olarak öğretmenleri görmekteyiz. Bir öğretmen, iyi bir öğretmen bir derse girip sınıfta her türlü aktarımını yaptıkça o kurumda başarısı, çevresel etkisi daha da güçlenmektedir. Ama öğretmenin o sınıfa girip ders anlattığında aklında acaba bu ay maaş alır mıyım? Evet. Taksitlerimi ödeyebilir miyim? Geçim zorlukları, geçim sıkıntıları içerisindeki düşünce yapısından arınması lazım. Yani öyle sorunlar, öyle hikayeler, öyle şeyler var ki ben de bu kadar 20 yıllık bir sektörün içerisindeki öğretmen olarak emin olun ki sendikaya girdikten sonra öyle şeylere şahit olduk ki, öyle sorunlara. Bu sorunların giderilmesi için gerçekten öğretmen arkadaşlarımızdan artık, yani hangi hayata farklı görüşlerden, farklı yerlerden bakabilirsiniz ama kesinlikle çalıştığınız yerlerdeki haklarınızı, hukuklarınızı talep etmekten çekinmeyin. En temel haklarınızın bunlar olduğunu farkında olarak, birazdan konuşacağız sorunlarımızı, taleplerimizi, bunların farkında olup bunları talep etmekten çekinmesin arkadaşlarımız. Evet. Sorun ve taleplere değindiniz. Ben de hemen değineyim. Sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden özellikle bir hashtag kampanyası başlatılmıştı ve bu çok ses getirdi ülke gündeminde. Evet. Öğretmenlerin, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin taban maaş haklarının geri getirilmesiyle ilgili bir isteği var. Bu istek nasıl ortaya çıktı ve bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Taban maaş uygulaması 2014'te özel öğretim yasa kanununa giren 5580-2 yasayla özel sektörde çalışan öğretmenlere verilen bir hak. Fakat bu hak 2016 veya 2017 yılında bir önergeyle geri çekilmiştir. Taban maaş uygulamasından kasıt da şudur: özel sektörde çalışan bir öğretmenin maaşı bir yeni başlayan milli eğitimdeki bir öğretmenin maaşından az olamaz. Şimdi biz bu talep için Ankara'da bir toplantı, bir konferans düzenledik. Sonra bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasının özünde bu kaldırılan, geri çekilen hakkın geri verilmesini istedik. Daha sonra bakanlık tarafından davet edildik. Bu hakkı bakan yardımcımız Nazif Yılmaz, özel öğretim daire başkanı Ömer İnan'a yazılı ve sözlü olarak ilettik. Bakanlığın bir çalışmasının mevcut olduğunu, bunun olgunlaşması gerektiğini ve sürecin özel sektör öğretmenler sendikasıyla da birlikte muhatap alınarak götürüleceğini ifade ettiler. Şimdi bunun özelinde taban maaş bizim haklarımızın genel başlığı. Evet. Bunun dışında sektörde en temel sorunlarımız 10 aylık 11 aylık sözleşmeler. Evet. Tazminat haklarının verilmemesi ve milli eğitim hocalarımızın, onlar da bizim eğitimimizin paydaşıdır. Hepimiz öğretmeniz. Onların da kendilerine göre sıkıntıları, sorunları vardır. Ama biz özel sektör öğretmenleri olarak milli eğitim hocalarımızın özellikle kurslarda zaten çalıştırılması yasaktır. Yasal olarak böyle bir çalışma hakları söz konusu değildir. Özel sektördeki çeşitli sebeplerle milli eğitim hocalarımızın kurslardan çekilmesini talep ediyoruz. Bir de bunların üzerinde her türlü ekonomik ve özlük hakları olmak üzere özel öğretimde çalışan öğretmenlerin kesinlikle ve kesinlikle yasal bir çerçevede tüm haklarının ve özlük haklarının verilmesini talep ediyoruz. Evet, buyurun. Özel sektörde yapılan sözleşmelere değindiniz. Buradaki sözleşmenin 10 ay ya da 11 ay yapılmasındaki asıl amaç hem tazminatın verilmemesi hem de işsizlik maaşının alınmamasıdır. Evet, şimdi şöyle bir durum söz konusu. İş sözleşmeleri çok genel bir çerçevede oturtulmuş durumdadır. Evet.
Çoğu arkadaşımız sözleşme örneğini almaz bile. Yani verilmez bile. Ne yazıldığından çoğu öğretmen arkadaşımızın haberi yoktur. Çok üstün körü bir sözleşme imzalanır. Aslında bir iş sözleşmesi 12 aydır. Evet. Herhangi bir ayrılma durumunda o çalışanın tazminat ve ihbar ve kıdem tazminatları verilir. Bu şekilde bir ayrılık gerçekleşir. Yasal süreci bu şekildedir. Ama sektörde bir yasalar bir de teamüller söz konusu. Son yıllarda artan bir şekilde şöyle söyleyeyim. 10 aylık 11 aylık sözleşmeler. Şimdi burada kurum sahipleri 10 aylık 11 aylık sözleşmeleri işte yaz dönemindeki çeşitli gerekçelerle öğretmene sunuyorlar. Diyorlar ki 12 ay sözleşme yaparız ama 12. maaşı yattığında kurum sahibine getirebiliriz. Çünkü biz seninle 11 aylık anlaşma yapıyoruz. Şimdi böyle olunca bir boşluktan faydalanma söz konusu oluyor. Yani yasal olarak bir iş sözleşmesi 12 aydan az olamaz. Evet. Ayrılan kişinin bütün hakları verilmek zorundadır. Şimdi 10 ay 11 aylık sözleşme ne oluyor? Öğretmen arkadaşlarımız yazın maaş alamıyorlar. 2 ay maaşsız kalıyorlar veya 1 ay maaşsız kalıyorlar. Artı olarak herhangi bir ayrılık durumda sadece bir yıllık değil, o kurumda 5 yıl, 10 yıllık çalışan da olabilir. Evet. Bu tazminat haklarının yasal çerçevede hak edişlerinin o günkü şartlar içerisinde verilmesi gerekir. Ama sektörde böyle bir boşluk olunca ister istemez çeşitli sorunlara yol açıyor. Yaz dönemini kredi kartlarına yüklenerek, borçlanarak veya çeşitli şekillerdeki olanaklarla geçirmeye çalışıyorlar. Neden? Çok somut örnek vereyim. Bir öğretmen arkadaşımız evli ve iki çocuktu. Eşi çalışmıyor. Kendisi özel sektörde çalışan bir öğretmenimiz ve tek maaşlı bir aile. Düşünün o eve, o aileye bir ay maaş girmediğini. Şimdi verilen maaşlar zaten böyle yüksek, çok kaliteli, çok nitelikli maaşlar değil. O öğretmen o kabullenişine karşılık halen daha atıyorum bir asgari ücret verilse bile düşünün. Bir ay maaş almayınca o ailenin geçim sıkıntısı, geçim sorunlarını sizler tahayyül edin. Şimdi bu şekildeki sorunlar olunca bu sorunları dillendirmek, bunlara çözüm üretmek gerçekten çok çok önemli. Çünkü bizim bu kitle yaklaşık Türkiye genelinde 400 bin kişiden fazla bilinen ve kayıt altında olan, belki bunun daha fazla olduğu da söyleniyor. Evet. 400-500 bin kişinin bir yasal çerçevesi olmaksızın, özlük haklarının ve ekonomik haklarının olmaksızın çalıştırılması, görmezden gelinmesi gerçekten çok büyük hikayeleri, dramları beraberinde getirmektedir. Evet. Bu çerçevede biz taban maaş uygulaması başlığıyla bir basın açıklaması Ankara'da düzenlemek istedik. Daha sonra bakanlıkla görüşmemizde detaylı olarak sorunlarımızı ilettik. Bir irade oluştuğuna kanaat getirdik ve sürecin bundan sonra beraber götürülmesi gerektiğini muhatap olarak karşılanacağımız bilgisi verildi. Biraz süreci beklemek lazım. İnşallah bahsedilen çerçevede özlük hakları ve ekonomik şartlarla ilgili düzenlemeler yapılır. Peki burada şey de çok önemli bir kriter aslında. Maaş veriliyor, asgari ücret tam veriliyor ama sonradan o maaşın bir kısmı geri isteniyor. Evet. Şimdi çok olağanüstü süreçlerden geçtik. Evet, sektörde, bütün sektörlerde az veya çok vardır. Herkes bunları bilir ama konuşulmaz gerçekler vardır derler. Gerçekten öyledir. Şu an 5500 lira bir asgari ücret sınırlaması vardır. Hangi iş kurumu, iş alanı olursa olsun bu asgari ücretin altında maaş yatıramaz. Ama gelin görün ki sisteme asgari ücreti yatırıyor. Diyor ki biz 5500 liraya yatırdık, sizinle 4500 liraya anlaşmışız. Maaşın üst kısmını gelip muhasebecisine veya ne bileyim kuruma bir şekilde vermek zorunda kılıyor. Şimdi burada öğretmenlerin duruşu gerçekten çok önemli. Evet. Gerçekten bu noktada yasal çerçevede bunu net bir şekilde ifade etmeliyiz. Asgari ücretin altında hiç kimse çalıştırılamaz. Ben bir sonraki adıma geçeyim. Öğretmenin niteliği asgari ücretle ölçülür duruma gelmiştir. Bırakın asgari ücret vermeyi, onun altında maaş alan bir duruma gelmiş durumdayız. Bunun da yasal çerçevedeki çeşitli boşluklardan kaynaklandığını biliyoruz. Teamüller var, konuşulmayan gerçekler var. Ama artık bu mızrak çuvala sığmıyor. İnsanların hak arayışı içerisinde bu duruşu başta öğretmenler olmak üzere, daha sonra kurumlarımız, burada denetim mekanizmasının çalışması da çok önemlidir.
valiliklerin, milli eğitim müdürlerinin, müfettişlerin, şube müdürlerinin bu konuda hassas bir şekilde denetim mekanizmasını çok sıkı bir şekilde küçük büyük demeden, yani kurum ayrımı gözetmeksizin, evet. A kurumu, B kurumu, en küçüğünden en büyüğüne kadar sayısal olarak, nicelik olarak gözetmeksizin bütün kurumların yasal denetimlerinin sık ve gerçek anlamda yapılması hem kurum sahiplerini de güçlendirecektir. Olası yasal olmayan kaçak göçek kurumları denetim mekanizmasıyla ortadan kaldıracaktır. Kurumları düzgün çalışan, SSK'sını, vergisini verilen kurumlar daha da güçlenecektir. Hem de orada çalışan öğretmenlerin haklarının takibi çok çok önemli bir durumdur. Söylediğiniz gibi denetim konusunda neler yapılmalı, neler yapılmasını istiyorsunuz açıkçası? Burada denetim mekanizması bizim muhatap olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarız. Bütün evet. eğitim kurumlarındaki tabelanın üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı yazar. Burada temel muhatabımız Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Onların illerdeki temsilcilikleri Milli Eğitim Müdürlükleri'dir, Milli Eğitim Müfettişleri'dir. Burada valiliklerimiz, valilik kurumları da denetim mekanizması içerisindedir. Bizim talebimiz başta valiliklerimiz olmak üzere Milli Eğitim'deki evet. sorumlu şube müdürleri, müfettişlerimizin yani burada tolerans gösterilmeksizin. Çünkü burada bir emek söz konusu. Yani evet. bu emeğin sömürülmemesi lazım. Hı-hı. Kayıt dışına çıkmaması lazım. Düzgün bir şekilde eğitim sürecinde olması için denetim mekanizmasının sıkı ve özenli bir şekilde yapılması çoğu sorunlarımızı çözecektir kendiliğinde. Öyle hocam, ama şimdi bakıldığı zaman, denetim yapıldığı zaman öğretmen asgari ücret alıyor. Özel sektörde çalışan patron, işveren patron asgari ücret veriyor her şey kuralına göre. Ama öğretmen sonradan bunu kabul ediyor. Bu açıklamayı, yani ben 2000 lirasını geri vermeyi kabul ediyorum diyor ve götürüp geri veriyor maaşını. Burada baktığımız zaman denetimde hiçbir problem yokmuş gibi evet, gözüküyor. İşte belki o bizim o bahsettiğimiz büyük çerçeve, yasal boşluklardaki evet. Sıkıntılarımızdır. Özlük hakları ve statü olarak tanımlanmayan veya boşluk bırakılan alanlardan ister istemez bunlar hı-hı. geçebilmektedir. Şimdi burada ben kurum ziyaretlerimizde de özel görüşmelerimizde de gerçekten herkesin olaya vakıf olduğunu, herkese bu bilincin, bu farkındalığın olduğunu fark ettim. Bu hem beni mutlu etti hem biraz da çekimser bıraktı. Böyle çekinceli davranmak zorunda kaldık. Hı hı. Neden? Herkesin her şeyi bildiği fakat bir şeyin yapılmadığı, genel olarak Türkiye şikayeti olarak söylüyorum bunu. Herkes her şeyi biliyor fakat bir şey yapılmıyor. Evet. Yapılması için, harekete geçirilmesi için herkes bir şikayet mekanizması hı-hı. çalıştırmak istiyor. Biz de bir olgunlukla bir çalışma götürmek istedik. Kurumlarımızı, eğitim paydaşlarımızı, milli eğitim valiliklerimizi, kamu sendikalarımızı, özel kurumlar derneği hepsini ziyaret ettik. Evet. Bir olgunlukla bunu çözebilecek güce sahiptir. Yani biz bu noktada kesinlikle devletin bu gücüne inanıyoruz. Milli eğitim isterse bu sorunların üstesine gittikçe bunları çözebilecek güçtedir. Evet. Kurumlarımız da irade gösterirse gerçekten bu sorunlar çözülür. Sektör kendi dinamikleri içerisinde daha nitelikli, daha güzel bir çalışma sahası sağlar. Fakat şimdi denetim mekanizmasını bir şikayet unsuruna indirgediğimiz zaman biz bir A kurumu, B kurumunu şikayet değil veya A kişisi, B kişisini şikayet değil. Bu basitliğe indirgemek istemiyoruz. Daha resmi büyüğünde, daha olgunlukta, kamuoyunda birleşerek eğitimin paydaşlarıyla bu sorunları çözüm üretmek istiyoruz. Tekrar ediyorum, bu sorunlar valilik, milli eğitim, kurum sahipleri tarafından olgunlukla çözülebilir. Evet. Ama bir şekilde manipüle edilirse veya başka şekillerdeki mecralarla farklı farklı şeylere taşınırsa hı hı. işin özü kaçmaktadır. Çünkü bir sosyal medya algısı veya başka bir dedikodunun yayılması, şuyun buyun, işin özünün kaçmaması lazım. İşin hı hı. özü özel sektörde çalışan öğretmenlerin, personellerin sorunları, sıkıntıları vardır. Hı hı. Artık bu mızrak çuvala sığamaz durumdadır. Evet. Bunların bir düzene, bir nizama kavuşması önemlidir. Bu hem sektörde yaklaşık 400-500 bin kişi çalışan kitleyi rahatlatacaktır. Hem de eğitimdeki o alanın daha da nitelikli bir hale kavuşmasını sağlayacaktır. Evet, baktığımız zaman öğretmen sayısı da çok fazla. Çok fazla. İşveren tarafından baktığımız zaman, yani biraz baş kaldırırsan falan, yani bu duruma itiraz edersen şey tarafıyla bakıyor.
Gidersen git, bir sürü öğreten bulabilecek potansiyelim var. Yanımda 50 tane CV var. Bu gözle bakılıyor. Bu bakışı nasıl yıkmak lazım? Yani burada bunu bu şekilde kullanmak değil. Yani hı hı. Evet, öğretmen kitlesi çok fazla. Evet. Bunun nitelikli öğretmen olarak özel sektörün bir huyu varsa sektörde yeni olan, acemi olan öğretmeni kolay kolay şans vermek istemez. Şans verse de ne olur ikinci, üçüncü sıradan. Atıyorum A branştır, matematikçidir. Hı hı. 3-4 tane tecrübeli matematikçi alır. Birkaç tane genç öğretmen alır çalıştırır. Çeşitli şekillerdeki birimlerde. Şimdi burada nitelikli öğretmen, yetişmiş öğretmen sayısı gerçekten düşündüğünüz kadar çok değil. Hı hı. Evet, mezun sayısı çok fazla. Evet. Bu alanda atanamayan öğretmen olarak nitelendirilmektedir. Hı hı. Ama o kurum sahipleri de benden daha iyi bilirler. Yeni bir öğretmeni alıp da iyi bir sınıfa koyup bir matematik, bir fizik, bir kimya, bir Türkçe, bir tarih, bir coğrafya, bütün branşlar önemli ve değerlidir. Onun çekinceleri vardır. O zaman öğretmenlerimize gereken değeri, özeni, saygıyı gösterince evet. Öğretmen de kurumunu sahiplenecektir, çalışma gücünü daha da arttıracaktır. Ben bu kurumdan neden ayrılayım ki? Benim hı-hı. burada değerim, ekonomik haklarım, sosyal haklarım hepsi verilmektedir diyen bir öğretmen bir yıl bir yerde, bir yıl bir yerde değil o kurumda belki 10 yıl, belki hı-hı. 15 yıl boyunca çalışacaktır. Evet. Çünkü sektördeki yeni yeni değişiklikler, her sene yeni bir kadronun ortaya çıkması o kurumu da ister istemez bir endişeye sevk ediyor. Yani bunun karşılıklı saygıya, karşılıklı özveriye, karşılıklı hakların özenine gösterdiğimiz zaman bütün bu sorunlar emin olun ki kendiliğinden çözülecektir. Mekanizma bu şekilde. Sayının çok olması niteliğin çok olduğu anlamına gelmez. Ben bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben bunu kurum sahiplerinden de, özel görüşmelerimizden de, milli eğitimden de, diğer unsurlardan da iyi bir hoca tanımının içerisinde birçok etken söz konusudur. Herkes şu an çok açık söyleyeyim. Tekrar yeni sezon, yeni eğitim öğretim yılı başlamak üzere hafta. Evet. İyi bir matematik hocası bulup ders almak istiyor. İyi bir matematik hocasının olduğu sınıfa çocuğunu göndermek istiyor. Veya atıyorum fen bilgisi veya Türkçe veya evet. sos hiç fark etmez. Şimdi iyi bir öğretmen kolay yetişmiyor. Yılların birikimiyle birlikte süzülen bir şey. Hı-hı. Sayının çok olması çok açık söyleyeyim. Niteliğin çok olduğu anlamına gelmiyor. Net bir şekilde söylemek peki, lazım. Peki devletle kıyas yaptığımız zaman devlet okullarında mı nitelikli öğretmen sayısı fazladır yoksa özel okulda mı? Ya, bu zaten baktığımız zaman özel okuldaki velilerin özel okula verme isteği açıkçası çok fazla gösteriyor. Evet. Yani burada öyle bir kıyas söz konusu değil. Hı-hı. Bütün eğitimin paydaşları, bütün öğretmenlerimiz değerlidir, evet. önemlidir. Özel okullara gidenler de, sınav hazırlık süreci için kurslara gönderilenler de, milli eğitimde de, bütün eğitimin paydaşları bizim için değerlidir. Hı-hı. Bu ilki olarak benimsemiş durumdayız. Ha, özel okullardaki unsur birçok etkene bağlı. Mesela okullardaki öğrenci sayısının fazla olması, güvenlik sebebiyle çeşitli başarı kriterlerinin, evet. yabancı dil eğitiminin, sosyal faktörlerin. Ama özel okula giden bir öğrencinin ekonomik yapısı farklı bir durumdur. Kurslara, dershaneye giden öğrencinin ekonomik yapısı farklı bir durumdur. Devlette eğitim gören çocukların ekonomik durumları farklı bir durumdur. Burada bir kıyas olarak değil, herkesin kendi özel şartları içerisinde eğitimi almak için mücadele ettiği bir süreçteyiz. Evet. Diyorum ya, iyi bir hoca için bu milli eğitimde de olabilir, özel okulda da olabilir, özel bir kursta da olabilir. Ne yapmak istiyoruz? O hocadan ders almak istiyoruz. O hocanın sınıfında olmak istiyoruz. O hocaya soru çözdürmek istiyoruz. Önemli olan burada mesleğin niteliğine, özüne, saygısını, sayı çok diye niteliği düşürmek gibi bir anlayıştan uzaklaşarak. Burada özel sektörde, kamuda hepimiz bir eğitimin paydaşlarıyız. Öğretmenlik çok açık söyleyeyim artık konuşulmuyor ama sıradan bir bütün mesleklerimiz değerlidir ama normal bir meslek gibi değil yani. Bir nesli, bir anlayışı yetiştirmektesin. Hı. Bütün başarı hikayelerine bakın, hayatlarının bir kısmında, bir döneminde herhangi bir öğretmenin bir sözü, bir cümlesi, bir yaşantısı, bir dersi az veya çok etkilidir. Hocamın şu sözü, şu anlattığı örnek, bu yaşadığımız olay, bana verdiği bu destek ve benzeri gibi başarı hikayelerinin hepsinde vardır. O zaman biz eğitimin paydaşları olarak hepsini bir arada görüp
Ama biz özel sektördeki sorunlarımızı birinci öncelik haline getirip buna çözüm arayışı için bütün paydaşlarımıza irade koymamız temel çerçevedir. Söylediğiniz gibi öğretmen sayısı fazla ama işe alım sayısı baktığımız zaman az oluyor özel sektörde de. Milli Eğitim'de çalışan, MEP'te çalışan ama aynı zamanda özel sektörde de çalışan öğretmenlerimiz var. Hem özel sektörde çalışıyor, ardından gidiyor kendi okulunda dersine giriyor. Bunlar size nasıl yansıyor, nasıl? Şimdi işte bu sınıflamalar gerçekten kolay değil. Evet. Şimdi bütün cül bakmak lazım. Evet, çeşitli şekillerde ekonomik standartları yüksek olan, ben bir arkadaşımın yüksek lisans tezine yardımcı olmuştum. Dünyadaki eğitim sistemleri üzerine çalışıyordu. İsveç ve Finlandiya çalışmaları sırasında destek olmuştum. Yani ben çok enteresan verilerle karşılaşmıştım. Mesela 16 saatten sonraki ders yükü öğretmenin verimini düşürdüğünden bahsedilir. Evet. Ve ekonomik olarak sanırım ülkede ya ilk 5'te veya ilk 10'da yer almaktadır. Gelir seviyesi olarak. Bir öğretmenin Finlandiya'ydı sanırım, çok örnek gösterilir. Evet. Milli Eğitim'deki sorumlu kişilerden birinin cümlesi çok etkiliydi. Öğretmenin aklında ekonomik olarak hiçbir durum olmamalı. Neden? Öğretmen herhangi bir öğrenciye bir sınıfa girdiğinde odak merkezinde kesinlikle vereceği eğitim, kendini yetiştirmesi ve karşıdaki öğrencilere sunacağı eğitim en temel unsurdur. Ama şimdi bunlar çok ideal, çok ne diyelim, ütopik örnekler. Evet. Şimdi bizim gerçekliğimize bakmamız lazım. İdeali konuşmak ayrı, bizim şu an yaşadığımız gerçeklik ayrı. Türkiye'de 18 milyondan fazla öğrenci söz konusu, 1,5 milyona yakın özel sektörle beraber öğretmen çalışmaktadır. Bunun kamusu da özeli de gerçekten ayrım gözetmeksizin kendi işlerinde sıkıntıları bulunur. Ama bir sınıflamaya koyarsak, şimdi ekonomik olarak girdik, karşılaştırma gibi olmasın ama evet, bir Milli Eğitim'deki yeni başlayan öğretmenin tavan maaşı şu an 10 bin marajını geçmiş ise, sektörde yaklaşık 10 yıl, 15 yıl, 20 yılını harcamış bir öğretmenimiz 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira gibi rakamlarla çalışıyorsa, evet, bizim burada gerçekten talep etmemiz gereken, hakkımızı savunmamız gereken, bunu kurumlar bazında, devlet bazında, bakanlık bazında, her türlü mecrada hak arayışı içerisinde mücadele etmemiz gerektiğinin göstergesidir. Söylediğiniz gibi tezde de yardımcı olmuştunuz dünyadaki eğitim sistemiyle ilgili. Türkiye'ye baktığımız zaman eğitimde neleri yanlış yapıyoruz, nasıl doğru yaparız, bu yanlışlıklar nasıl giderilebilir? Şimdi böyle eğitim üzerine çok büyük cümleler konuşmak çok kolay. Yani oturduğumuz yerden bizim edindiğimiz intiba şu, en kısa kestirmeden söyleyeyim. Hı hı. Dünyadaki bütün özellikle eğitimin %60'ı, %70'i mesleki eğitime yönlendirilir. %25'i, evet, 30'u ise normal, bizim ne diyelim, düz lise, Anadolu Lisesi, hı hı, olarak tanımlanan lise türleridir. Bizde tam tersi. Bizde ise bu tam tersi. Şimdi iyi bir fen lisesine gitmek için öğrenciler, aileler müthiş bir çaba gösteriyor. Şimdi bir meslek lisesinde, örnek olarak söyleyeyim, bir bilgisayar bölümü, bir yazılım bölümü, hı hı, gençlerin ilgisi, hevesi çok yüksek. Evet. Ortaokuldan sonraki özellikle veya ilkokuldan sonra, daha da açık söyleyeyim, mesleki eğitim daha da sınıflandırılmalı. Bu şekilde yönlendirilirse, okullarımızın niteliği arttırılırsa, bir öğrenci liseden çıktığında atıyorum ben yazılımcıyım, şu kurumda çalışabilirim, ben elektronikçiyim, şu uçak fabrikasında çalışabilirim cümlelerini kurup üniversiteye ihtiyaç duymaz ise, bu eğitimdeki katman katman bütün sorunların gerçekten çözüm noktasıdır. Yoksa eğitim politikamız üzerine, şunlar üzerine çok büyük cümleler, çok süslü cümleler söyleyip de hiçbir şeye ulaşılamayan bir noktaya getirmek çok anlamsız olur. Ve eğitim düşünüldüğü kadar zor değil. Yani bir fidanın yetişmesi gibi, doğru bir şekilde bir ekim yapılırsa, hı hı, bir 15-20 yıl içerisinde yetişecek nesillerin nelere yol açacağını tahmin bile edemezsiniz. Tabii bunun planlaması, ekonomik modeli, günümüz şartları, teknolojisi, akademisyenleri, ama bizim şundan çıkmamız lazım. Büyük laflar, teorik üretimlerden çıkıp sahada, çok açık söylüyorum, benim bazen böyle öğretmen arkadaşlarımızla da konuştuğumuz, 81 tane elimizde, keşke meslek liselerinden hepsinden 5'er tane gönüllü olur, devlet olur, açılsa, biri atıyorum bilgisayar, elektronik, biri tornacı, hı hı, bilmem, biri makinacı, biri, evet,
Hatta sohbet şeyin üzerine açıldı. Türkiye'de üretilecek işte bir elektrikli araba var. Acaba bunun bataryaları üzerine çalışılacak bir şeyler olur mu? Veya dünyada artık dizel, benzinli araçlar tükeniyor. Elektrikli araçlar geliyor. Buna uygun yazılımlar, diğer unsurlar olur mu? Yani bunları bu şekilde sınıflandırmak lazım. Yoksa oturup eğitim üzerine büyük teorik laflar söyleyip ama pratikte uygulamanın olmadığı yapı herhalde bizim en büyük sorunumuz. Bunu aşmamız lazım. Eğitimle ilgili Türkiye'deki genç nesil gerçekten çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Yeter ki bunu işleyip o hazineyi ortaya çıkartabilelim yani. Biz baktığımız zaman aslında özel sektör de yavaş yavaş buraya doğru gidiyor. Elazığ'da örneğin eskiden meslek lisesi olarak özel bir lise yoktu. Şimdi baktığımız zaman yanlış bilmiyorsam iki tane var galiba. Evet. Elazığ'daki sektörde de başladı. Türkiye'de de çok fazla artmış durumda. Evet. Fakat bu sayılar çok nicel olarak çok az kılıyor. Yani bir okul herhangi bir destekle açılıyor, çeşitli teşviklerle yapılıyor. Evet. Fakat oraya giden öğrenciyi yönlendirmekte, o meslek liselerinin çıktılarını alıp, mesela benim aklımda kalan, şu an ismini tam hatırlamıyorum, Konya'da bir meslek lisesi vardı. Fen lisesi düzeyindeki öğrencileri kendisine alıyor. Yaklaşık 270 kişilik kontenjanı vardı. Ve bu 270 kişi çıktığında hepsinin iş garantisi vardı. Ve öyle sıradan maaşlarla da değil yani. Bunun bilgisayarcısından, elektronikçisinden bütün alanlarına kadar. Şimdi ihtiyacımız olan en büyük veri data bu. Yoksa meslek lisesi algımız hiçbir okula gitmeyen bir öğrencinin gidip meslek lisesinde okuduğu bir yapıdan çıkartmamız lazım. Özel sektörde de bu başlamış durumda. Fakat çok ne diyelim emekleme dönemi yani bunun bu sıkıntıları var. Şimdi biz eğitim adına konuşurken söz açtığınız için işte bütün özlük hakları özel sektörde çalışan öğretmen orada meslek lisesi de olsa kamu da olsa her taraftan öğretmene verilecek değerin yüceltilmesi, arttırılması, olanakların, imkanların yani mümkün olduğunca öğrencilere verilecek şekilde öğretmenlere de verilmesi. Bununla birlikte yücelecektir. Dediğimiz gibi yani kaygılarımız, sorunlarımız ortak. Şimdi izleyen hocalarımız diyorlardır yani eğitim üzerine büyük laflar söylemek yerine bizim sorunlarımızı dillendir, bizim sorunlarımızı dillendir. Gerçekten her mecrada olduğu gibi eğitim üzerine biz başlarken de söyledik. Büyük cümleler söyleyip hiçbir etkinin olmadığı bir yapıdan uzaklaşmak istiyoruz. Biz keşke bütün sendikalar bir araya gelip bununla ilgili çalışmalar yapsa ama biz tarafız, özel sektördeki öğretmenlerin sorunlarını dillendirmekle mükellefiz. Özel okullarda yaşanılan sorunlar vardır, kurslarda yaşanılan sorunlar vardır. Özlük hakları ile ilgili, ekonomik haklarla ilgili sektörde mesela Elazığ özelinde işte milli eğitim hocalarının çok fazla yer alması bu sektörü çeşitli mecralarda sıkıntıya sokmaktadır. Hem kurumlar hem patronlar bile kendisi dillendirmektedir. Evet. Artık bunun bir düzene bindirilmesi lazım. Taban maaş uygulaması, sözleşmelerin 10 ay 11 aylık gibi seviyelerden çıkıp 12 ay olması ve tazminat haklarının verilmesi. Şimdi bu sorunlar ortada dururken eğitim üzerine büyük laflar söyleyince bizi izleyenler de arkadaşlar da eminim ki ya hocam onları konuşuyoruz da gerçek bambaşka bir şey. Evet. Biz ayakları yere basmayan insanlar, Türkiye'nin gerçeklerini bilmeyen insanlar değiliz. Biz burada öncelik olarak önce sorunlarımızı dillendirmek, bunun çözümü için bir hak arayışı içerisinde olmak, bu iradeyi oluşturacak kurumlara hep beraber çalışmak ve bu sorunlarımıza emin olun ki biz bu noktada çözüm üreteceğimize inanıyoruz. Hem devlet kurumları tarafından hem özel sektördeki kurumlar tarafından. Yeter ki bu olay farklı mecralara çekilmesin. Tekrar tekrar söylüyorum. Burada A kurumu, B kurumu hiç önemli değil. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Bütün kurumlar bunun farkında. Herkes bu gerçekliği biliyor ama konuşulmayan gerçekler arasına sokuluyor. Bir öğretmen asgari ücretin altında maaş alıp da götürüp avucunun içerisine 1000 TL'yi bırakıp götürüp muhasebecisine falan bırakmamalı. Yani bu bizim Türkiye'nin her yerinde vardır. Ama bu kesinlikle ve kesinlikle onur kırıcı, zedeleyici bir davranıştır. Yani bunlar bir başlangıç noktası arıyorsak buradan başlayalım. Diğer haklar yapabildiklerimizi beraber yapalım. Ama bu kesinlikle ne diyelim bürokrasi veya söylem veya zaman süreci içerisinde eritilip yok edilmesin.
Biz en çok bunu talep etmekteyiz. Baktığımız zaman ekonomi olarak belki biraz kötü zamandan geçiyoruz ama özel okullara giden yani velilerimizin en çok şikayet ettiği şey özel okullardaki ücret farkı. Evet. Özel okullarda ücretler gitgide artıyor ama öğretmenlere baktığımız zaman asgari ücretten uzaklaşıyor. Bu durum nasıl? Gerçekten orada özel okullarla ilgili paydaşlarıyla ilgili şimdi bir yerde bir ölçü bir kural olmayınca. Evet. Aynı eğitim sistemini veren bir okul 35 bin lira, 40 bin lira alırken evet. aynı eğitimi veren başka bir kurum bunu 100 bin TL'ye kadar arttırmaktadır. Evet. Şimdi burada özel sektörün tabiatında vardır. Verdiği hizmet, kalite ama bizim bir ölçü aralığımızın olması lazım. Uçurumlar çok fazla. Evet. Şimdi bir okul 30 bin liraya da demek ki düzenini, ekonomik koşullarını, eğitimini verebiliyor, öğretmenlerini çalıştırabiliyor. 100 binlik okulda. Evet. Şimdi burada işte istediğimiz bir ölçünün olması, bir yasanın olması, bir kuralın olması. Gündeme çok geliyor şimdi özel okullarla ilgili veliler tarafından. Mesela bir kıyafet şikayeti alıyoruz. Hocam evet. diyor çocukları aldırıyoruz, giydirtemiyoruz. Ama bir okul kıyafetini, bir forma, bir şeyi atıyorum 2000 lirayı, 3000 lira, 4000 lira isteyenler var. Evet, gelen şikayetlerden biri de şey, okul kıyafetini aldıktan sonra mecburiyet kalkıyor diyorlar. Şimdi bunları dediğim gibi yani konuşulmayan kurallar vardır ya. Yani belli bir noktada bunun istismar edilmesini önlemek lazım. Böyle bir sorun varsa bunun mecraları vardır. Burada velilerimiz de duyarlı olsun. Artık iletişimin çok güçlü olduğu bir çağdayız. Çeşitli şekillerdeki istismarları veya sömürüleri bunun herhangi bir mecrada olursa, hangi mecrada olursa olsun dillendirmekten, bunu sorgulamaktan kesinlikle imtina etmesinler. Kabuller üzerine ya böyleymiş işte ne yapalım diye bir kabullenişlik zaten bizim en büyük sorunumuz. Yani bir soralım yani bu kıyafeti hocam bu ne kadarlık bir kıyafette 4000 lira veriyoruz. Bir okuldan geldi bir İngilizce seti için yani çok astronomik rakamlar istedi. Demiş ki ben hocam kitabı aldırayım öğrencime. Ben İstanbul'da tanıdıklarım var İngilizce öğretmeni bizim buluruz git. Yok bizden alacaksın. Şimdi bu şekildeki dayatmalar, bu şekildeki unsurlar hem sektörü, hem veliyi, hem öğrenciyi, hem de kurum algısını zedelemektedir. Yani koca koca kurumlar, bakıyorsunuz, çeşitli sebeplerle kendi reklamını, kendi itibarını, konuşulması gereken ya düzgün bir kurumdur, başarılı bir kurumdur. Yani ucuz hesaplarla, ucuz şeylerle oradan gelecek bir ekonomik rantın peşine düşmek veya başka başka mecralarla. Ben bir kurum sahibine söyledim. Ya dedim lütfen artık bu yemekti, kıyafetti, şu hepsini katın bir fiyat belirleyin. Evet. Ben örnek olarak söyleyeyim. Deyin ki bizim öğrenci fiyatımız 40 bin TL'dir. Evet. Her şey içinde. Böyle bir tanımlamayla artık bu gibi sorunları aşabiliriz. Yani bunu çeşitli çeşitli parçalara bölüp oradan gelecek ekonomik unsurları. Yani olmaması lazım. Ben bu şekilde bir çözüm önereyim yani fazla da. İnşallah hocam dediğiniz gibi olur. Programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öğretmenlerin sorununa, sesine biraz ses olduk. Sorunlar inşallah dile gelinmiştir ve inşallah bir an önce çözülür. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben sizin aracılığınızla da Kanat Fırat'a teşekkür ederim. Buradan da tüm eğitim camiası olarak ve özel sektörde çalışan öğretmenlerimize artık bu sorunları dillendiren bir sendikanın olduğunu, bir hak arayışı içerisinde olmamız gerektiğini, bir dik duruşta belli şeyler kazanılmaktadır. Yani bizim ilişki sistemlerimizde veya tahammüllerle veya biat kültürüyle olmuyor. Haklarımızı alalım, eğitimlerimizi en iyi şekilde verelim. Bunlar bu şekilde kazanılan unsurlardır. Ben bütün arkadaşlarım bir araya gelip bu şekilde bir irade oluşmasını temenni ediyorum. İnşallah Elazığ özelinde de kurumlarımız, Sayın Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde de bir irade oluşmuş durumda. Evet. Bu sorunları biz kendilerini ziyaret edeceğiz tekrardan. Bir çözüm ve kavuşturulması için her türlü çalışmayı göstereceğiz. Teşekkür ederim ben sizlere. Ben size çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İnşallah da bir an önce çözüme kavuşur. Elazığ Nabzı'nın bugünlük sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.